Sanat İstanbul bu hafta 1966 yılında Ankara'da dünyaya gelen, üniversitede tasarım ve mimarlık bölümünden mezun olan, soyut resimler yapan sanatçı Jale Çelik'in atölyesine konuk oluyor. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Atölyeniz Teşvikiye'de. Ne kadar süredir buradasınız? Neden Teşvikiye? Ankara'dan geldim ben. Hı hı. Oğlum burada üniversiteyi kazandı. Aslında düşündüm, belki Cihangir olabilirdi. Hı hı. Sonrası çok kozmopolit geldi. Daha sonra buraya karar verdik. Hı hı. Çünkü sanat da burada biraz boyalar, hı hı. galeriler. Evet. Hı hı. Cihangir'de bir nevi öyle. Galeriler ama genellikle Nişantaşı, Taksim. Evet, o biraz daha sinema, hı hı. ağırlıklı sanatçılar. Teşvikiye oldu. Seviyorum da burayı. Biraz mahalle havası var. Hı hı. Sanatla ilgili konuşabileceğim. Entelektüel bir taban var. O çok önemli benim, hı hı. için. Hı hı. Resim tutkunuz nasıl başladı? Resim tutkum aslında şöyle başladı. Yani hep içinde oluyor böyle bir şey ama adını koyamıyorsun. Hı hı. Ben küçükken babam hep tayini çıkardı. Biz bir yerlere giderdik, küçük küçük kasabalara. Resim nedir bilmiyordum. Resim falan öyle galeri, resim dersi de yoktu. Ben ilkokuldayken. Sonra biri de bir yerden bir gazlı kalemler gördüm elinde, renkli. Orada kalbimde hissettim yani, ben herhalde bu renklerle ilgili bir dünyaya aitim diye. Sonra da hep gelişti işte, ortaokulda, lisede hocalarım ilgilendi, yetenekli olduğumu söylediler. Ya yani herkes öyle bir şey söyledi. Bir süre sonra senin yaptığın şey ya da sana söylenen şey kaderin oluyor, içinde de varsa tabii. Peki sizi varsa. Etkileyen ressamlar var mıydı? O zaman hiç ressam falan bilmiyorum yani. Ancak şöyle bir ortaokul yıllarında birkaç galeri gezmeye başladım. O zaman her gördüğüm sanatçıdan, her gördüğüm resimden çok etkileniyordum. Hı-hı. Bana olağanüstü büyülü geliyordu o dünya. Ama öyle birebir yani etkilendim diyebileceğim bir sanatçı yok. Yani sevdiklerim, beğendiklerim çok var ama etkilenmemeye zaten gayret etmek de lazım. Ben ona inanıyorum yani. Birinin yolundan gitmek ya da birine hayranlık duymak çok sanatla bağdaştırdığım bir şey değil benim. Hı-hı. Yani kendi dünyanı, kendi samimiyetini bulmaya çalışmak, hı-hı. doğru. Onun içinde var olmak doğru geliyor. Hı-hı. Siz mimarlık eğitimi alıyorsunuz, mimarlık okuyorsunuz. Bu sanat dünyasında, resim sanatı dünyasında bir dışlanma söz konusu, hı-hı. oldu mu mimar olmanız? Valla olmadı. Zaten ben çok resimde, zaten mimarlık da bir nevi tasarımdır. İç mimarım bu sırada. Tasarımdır aynı şey sonuçta. Zaten dışlasa dışlamasa da çok fark etmez benim için. Yani sen ne yapıyorsan odur. Ben daha çok sanat için sanat yapmaya, yani kendin için bir şey yapmaya, kendini ortaya koymakla ilgili problemler yaşadım hep. Yani başkasının ne düşündüğüyle açıkçası çok ilgilenmedim. Şimdi resimlerinize baktığımız zaman ritim var, katmanlar var, renk evet. var, soyut resimler. Nasıl başladınız bu tarzda resimler yapmaya, soyut resim yapmaya? Şimdi hemen böyle başlamadım. Bayağı bir mücadele gerekiyor resim. Önceleri çok genç yaşlarda korktum. Yani bir resim galerisinde çalışıyordum. Daha doğrusu resim galerisine çalışmaya başladım, resimlere yakın olayım diye. Büyük bir aşkla çok seviyorum ama öyle ressam olurum, resim yapacağım, resim yaparım tabii ama öyle bir hayalim yok, korktum. Yani herkes sanki her şeyin en güzelini yapmış, bana bir şey kalmamış gibi geldi. Yıllarca ben bazen kendimi şeye benzetiyorum, bu teniste top toplayan çocuklar vardır ya, hep resim taşı, boya taşı, resim aslı. Hep öyle uğraştığım sonra tabii binlerce resim gördüm.
sonra kendi galerimi açtım, yine resim gördüm ama gizli böyle ortaya çıkmadan bir şeyler yapıyorum. Çünkü içimden taşan bir şey var. Yani hep resimle ilgili bir dünyanın içindeyim. Kokluyorum, bakıyorum, öpüyorum falan. Herkesin resmini ama yani kim olursa olsun o zaman ressamım diye ortaya çıkan herkesin resmine hayranlık duyuyorum. Yani dokunuyorum, bir şeyler yapıyorum. Tabii başlangıçta da böyle değildi resimlerim, farklıydı. Birçok dönemden geçti. Yani bir soyut oldu, figüratif oldu, işte başka şeyler oldu. O zaman dünyada ya da Türkiye'de işte insanların en çok beğendiği şeylere doğru ben de sanki öyle olması gerekir gibi etkileniyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan ama hiçbir zaman beğenilme kaygısıyla yapmadım ben. Kendim yapmak istedim her zaman. Neyse o. Bu tekniğe başlamam işte 10 yıl falan oldu. Genellikle ben bir duygudan etkileniyorum. Yani bir şiirden, bir duruştan, böyle bir içe dokunuştan öyle şeyler beni etkiliyor. Bir gün İşte televizyonda bir şey seyrediyorum. Dedi ki Sakarya'da dedi, Sakarya Köprüsü'nün üzerinde dedim. Ben de Sakarya Nehri'nin kenarında büyüdüm. Çok severim. Yani benim resmimde, yazılarımda, her şeyde oranın önemi çok büyüktür. Ya hayatımda çok önemli. Kelebekler geliyor binlerce. Ve orada toplu olarak ölüyorlar, intihar ediyorlar. Bembeyaz, o bir sokak lambası yanıyordu üstünde, böyle günlerce beyaz kelebek, yerlere dökülmüş, böyle insanlar neredeyse süpürüyorlar falan, böyle çok kalbime dokundu. Ben o duygunun üzerinden gittim. Aşağıda da tesadüf bir şey, iki katlıydı o zaman, atölyem yok, evimiz iki katlıydı. Aşağı indim, bir tuvalim vardı, siyah boyamıştım. O zaman böyle siyahla, koyu renklerle bir samimiyetim vardı yani, onlara doğru gidiyordu elim. Birden spatulayı aldım, böyle binlerce kelebek, soyut şeyler yapmaya başladım falan. Ondan sonra günlerce benim uykumu kaçırdı, böyle hep boğazım düğümlendi, durup durup bir şey yani o kelebeklerin kendi başlarının ölümü seçiyor olmaları ama bunun yanında da hala yalnız olmadan toplu olarak hareket ediyor olmaları, onların çıkarttığı o sis, o ışığın altındaki hareket, dinamizm, bir şey bana çok yakın geldi onların. Bir ritim vardı orada. Ritim var yani, böyle kelimelerle anlatamayacağım bir şekilde ben ona doğru gittim. Sanki ellerimde, zaten ben hep hayal dünyasında yaşayan bir çocuktum. Yani hayalperest bir şeyim yani. İşte küçük bir su birikintisinde kurbağa yavrusu görsem, orası bana okyanus gibi, onu büyütürüm kafamda, yazarım, çizerim. O balıklar gidiyor, onlar olur balina falan, böyle bir çocukluğum vardı. Onun da etkisiyle çok büyüttüm, çok etkilendim. Rüyada gibi dolaştım. Sonra seneler içinde, belki onun etkisi diyorum, belki de değil, böyle bir şeyler oldu. Sonra kazımaya başladım resimleri. Sanki böyle psikolojik bir şey. İçinde bir şey var da sen aslında onu gün yüzüne çıkartmaya çalışıyor gibisin. Sonra gerçekten de öyle oldu. Ben hep hüzünlü bir çocuktum yani. Hep hüzünlüydüm. Nedenini bilmiyorum. Ama böyle hep gözlerim dolu gibi bakardım. Bana hep insanlar öyle söylerdi. Sen niye üzgünsün? Niye hep gözlerin böyle hafif ıslak gibi? Sonra işte kazıdım, renkleri kazıdım, en sonunda renkleri çıkarttım. Biraz i̇şte böyle rengarenk oldu. Sanatınızı buldunuz. Evet. Yani yaşamınızın içindeki bir anıdan, evet, gördüğünüz evet, bir evet, kelebek bu ritimden çıkarak sanatınızda yansıdı ve evet, kendi kendinizi buldunuz. Sonra çok büyütmek istedim. Hep böyle küçük bir şeye sığmak, küçük tuvallere sığmak çok zor geldi bana. Hep daha büyük. Yani ne kadar, bütün dünyayı boyayacak kadar büyük. Yani o kadar büyük şeyler yapmak istedim. Bir dönem tabii burada şartlar zor İstanbul'da. Ama Ankara'da olanaklarım daha fazlaydı. Daha geniş mekanlarda çalışıyordum. Yani demin garajında çalışıyordum. Garaj bahçeye açılıyordu falan.
istediğim gibi çalışabiliyorum. Ve her ressamın da büyük tuvallere resim yapma hevesi vardır. Yani bir hayali vardır. Vardır. Aslında ilk başladığımda o kadar kolay olmadığını da gördüm. Büyük resimle başa çıkmak o kadar da kolay değilmiş. Yani mutlaka bir ustalık, bir yıl gerektiriyor. Zaten resim sanatı mutlaka yıllar gerektiriyor. Resmede de çize çize ustalaşıyor artık kişi. Çünkü ustalık da yani bir nevi boya virtüözü gibi ya, her şeyini bilmek zorundasın boyanın. Tadını, kokusunu, 10 saniye sonraki halini, yani renk değiştirme aşamalarını, her şeyini hissetmek zorundasın. Bu da yılla oluyor yani. Malzeme yıllarla kullanmayı oluyor. Bilmek gerekiyor. Yılla peki soyut resmini, size tanımını sorsam nasıl açıklarsınız? Vallahi çok basit işte, soyut hiçbir şeye benzemeyen bir şey demek. Yani zaten ben ondan ısrarla kaçınıyorum. Eğer bir şeye yaslansın, bir ideolojiye ya da bir fikre yaslansın, benzesin, özellikle istemiyorum. Tek başına ayakta dursun istiyorum. Ama olmayan bir şeyi yapmanın keyfi de var. Yani olan bir şey çok kolay. Önünüze koyduğunuz bir herhangi bir vazo, çiçek ya da peyzaj, bunu yapmak kolay bir şey. Sonuçta işte biraz desen çalışırsanız, üzerinde de biraz durursanız, benzetirsiniz ama çok tatminkar değil. Zaten resim bir tasarımdır aslında. Evet. Yani size ait bir şey bulmak. Yani tamamen dünyada olmayan bir şeyi yapmak ve hatta inadına yapmak. Yani söylenenin tersine gitmek falan. Benim biraz kişiliğim öyle. Peki mesela kendi tarzınızı bulduğunuzda hiç bu tarzda yapılmış resimler var mı diye araştırdınız mı? Dünya sanatından ya da Türkiye'de? Ya ben tabii sanatımı, hemen bu tarzımı bir günde bulmadım. Bir günde bulmadığım için oturup da ona bakmadım. Yıllar içi hala da gelişiyor. Yani bir teknik zaten 10 yıldan önce oturacağını sanmıyorum ben. Hala bazı aşamalar geçiriyor. Araştırmadım, çok emindim olmayacağına. Çünkü yani insan kendisini bilir. Ama tesadüfen, yani hani aynı şekilde aynı ilerlemiş belki bir insan olabilir mi diye özellikle bakmadım, ama birçok işte yurt dışında otoriterler tarafından doğrulandı bu. Benim dünyada kabul görmüş teknik bir buluşum var. Yani tabii bunu ben söylemiyorum ama tabii bir sürü sergiler açtık, işte bir şeyler oldu falan. O da sana onu bir kanıt olarak gözüküyor, ama çok resim izliyorum, böyle bir şeyler aslında. Şimdi 90'lı yıllarda akademide soyut figüratif kavgaları çıkıyor biliyorsunuz. Soyutçularla figürcüler atışıyorlar. Neler düşünmüştünüz ya da şu an mesela geçmiş bir konu ama neler düşünüyorsunuz soyut resimler yapan bir sanatçı olarak? Vallahi ben o tartışmalara girmezdim açıkçası. Yani soyut resim değer gören bir şey şimdi. Bu figüratif resim değersiz demek değil. Ama soyut resim çok önemli. Herkes de istiyorsa bir denesin bakalım. Ben çok merak ediyorum. Mesela bir arkadaşıma veriyorum, bunu ben de yaparım diyorlar. Ya kağıdı tuvale verin, ya şöyle şöyle çizer, böyle böyle çizer, ya üçgen yapar, bir şey yapar. Yani denemeye gelince bir şey çıkmaz. Öyle bir dünya yok. Figüratif resim alemi. Ben tabii şey yapmıyorum, yani kötü demiyorum, yapanlar çok iyi yapanlar var. Bir nevi işçilik, güzel şeyler yapılabilir. Ama benim gözümde şahsi görüşüm soyuttur. Ya zaten soyut da mesela figüratif soyuttur. Resimde yapsa resmin bir parçasıdır mesela her zaman. Soyuttur. Yani işte soyut çok zordur. Bir de sizin kendi tekniğiniz zordur. Var. Tabii. Yani rastgele bir soyut değil, kendi tekniğiniz, malzeme. Yani zaten o önemli bir şey. Yani bütün sanatçılar için o önemli. Kendi dilini oluşturmak. Evet. Kendi dilini oluşturmak. Ama öbür figüratif resimde bir dil oluşturmana gerek kalmıyor. O zaman konulara yaslanıyorsun. Yani ne yapıyorsun? İşte eskiden Hoca Ali Rıza, işte bir sürü Osman Hamdi Bey
Bunlar ne yapıyormuş? İşte çıplak, üniversite akademide çıplak resimli çalışıyor. Öbürü köylü kadını yapıyor. Öbürü işte başka ne bileyim ben bir kadın figürünün cinselliğini ön tarafa çıkartıyor. Birisi başka bir şeyin ön tarafa çıkartıyor ama sonuçta aynı şey. Sonuçta figür figür. Yani hep konuya yaslanıyor, hep bir masala yaslanıyor hikaye. Sana daha az iş düşüyor. Tabii ki yani bir figüratif resimde öyle ayrışmak zorunda kalıyor. Yani ne yapıyor? Absürt bir konu seçiyor. Ancak öyle ayrışmaya çalışıyor. Başka türlü nasıl ayrışabilirsin ki? Sonuçta herkes aynı şeyi yapmak zorunda figüratif resimde. Yalnızca konu değişebilir. İşte o da benim gücüme gidiyor. Ben bir konuya, bir şeye, yani benim gözümde sanat masal anlatmamalı. Masal edebiyatın işidir. Sen tek başına ayakta duracaksın. O duracak senden bağımsız. Bu benden bağımsız bir şey. Kendi dilini oluşturmuş. Aa, beğenen olur, beğenmeyen olur. Seven olur, sevmeyen olur. Zaten ben birisi sevsin diye de resim yapmıyorum. Kendim de severim, sevmem bazen. Onu da bilemiyorum ama o yalnızca senin dünyanla ilgili bir şey olmalı. Peki mimarlık sanatınıza neler kattı? Bir şeyler kattı mı? Kattı. Kattı. Şöyle bir şey kattı. Tasarım gerçekten bir yönüyle öğrenilmesi gereken bir dünya. Yani ben hep uzun yıllar çocukluğumdan beri galerilerde çalıştım, resim gördüm. Hep böyle entelektüel düzeyi yüksek insanlarla konuştum falan. Bir takım şeyleri açtığımı düşünürdüm. Yani böyle kiç olmasın diye ama öyle değil. Yani bir yönüyle öğrenilebilen bir tarafı da var tasarımın. Var oldu. Ve farklı disiplinlerden besleniyor musunuz? Mesela sinema olabilir. Edebiyat olabilir. Sinemadan, edebiyattan çok besleniyorum. Yani çok kitap okurum. Şiir çok, yani benim resmin üzerine tek tanıdığım sanat şiir. Şiir çok zor. Yani şiir hem çok büyüleyici, ben bir kitapta bir mısra için bir kitabı alabilirim. Yani bana hayatı boyunca şair bir mısra yazabilirse yeterli benim için. Çünkü incelene yani, giriyor yani. Çok ilginç bir şey. Yani şiir beni inanılmaz etkiliyor. Mesela şeyin bir tanımı var. Oğlu hapiste ve şey diyor, ne kadar sıklıkla görüyorsunuz oğlunuzu diyorlar. Biraz demir parmaklıklara da gönderme yapıyor ve demirle pas arasında Seyhan'la Mamak diyor. Yani o demirle pas arasındaki mesafenin kısalığını ve birbirine geçişini ve oradaki o parmaklıklara yaptığı göndermeyi düşünebiliyor musunuz? Ya, inanılmaz bir şey. Beni etkiliyor şiir. Mimarsınız aynı zamanda, hep dedik zaten. İstanbul'un şu anki hem ressam olarak hem mimar olarak nasıl görüyorsunuz? Vallahi üzülerek görüyorum. Nasıl göreyim yani, çarpık bir kentleşme var. Eski İstanbul hariç. Özel, bizim ülkemizde hala tasarıma ve görsel estetiğe çok önem verilmiyor. Tabii doğaldır da, çünkü böyle hani ekonomik sorunlarını halledememiş ülkelerin şimdi durup durup çok estetikle ilgilenmesini beklemek kolay değil. Tabii önce insanlar doymak, eğitim almak, temel ihtiyaçlar. Temel ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Ama İstanbul'un bir büyüsü var. Var. Yani her şeye rağmen bir büyüsü var. Beni heyecanlandırıyor. Ben seviyorum. Şimdi kişisel serginize gelmek istiyorum. 2000'li yıllarda Mersin'de açıyorsunuz. Nasıldı ilk kişisel serginiz? Vallahi bence ben komik tarafları olan bir şeydi. Ben o zaman su altı resimleri yapıyorum. Böyle suyun altında böyle hafif soyut ama bitkiler, işte balıklar falan. Onun yanında mesela böyle başka akıtmalı falan böyle soyut şeyler yapmaya çalışmışım. Onlar hiç alakası yok birbirleriyle. Ama güzeldi yani, heyecanlı. Bir de Mersin'e ilk defa gittim falan o zaman. Zaten bir daha da gitmedim. Her şeyin başlangıcı önemli. Yani bir adım, benim için küçük bir adım.
kişisel sergi açarken üzerinde durduğunuz önemli şeyler var mı? Mesela isim koyar mısınız sergilerinize? Koymayı seviyorum. Hı hı. Nereden gelir koymayı bu isimler? Seviyorum. Yani açıkçası üstünde de düşünüyorum. Hı hı. Düşünüyorum. Yani bazen hiç düşünmeden aklıma geliyor. Sonraki bunun ismi Süreç'ti onun ismi. Hı hı. O kendime böyle ressam saymadığım bir durumda. O süreç içinde zaten hayatta öyle değil mi yani bir süreç yani bir şey ne başlıyor ne bitiyor işte o arada ne yaşayabilirsen o sana kâr kalıyor. Sonraki eksik gerçekti. Eksik gerçek bana birden şey geldi yani yakın geldi çünkü benim böyle gerçekle tamamlanmışla eksik kalmışla ilgili bazı kaygılarım vardı işte tamam olan bir şey mesela bitiren de bir şey. O herhangi bir şeyin bitmesine ben tahammül edemiyorum. Çünkü bir şey bitmeden öyle sürsün falan gibi. O nedenle gerçek de var gibi biraz. Ama işte eksik gerçek olsun. Ve 1990 yılında da sanat galerisi açıyorsunuz. Teku Sanat Galerisi. Galeri açma fikri nasıl doğdu? Valla o da işte ben bir galeride çalışıyordum. Ondan sonra o zamanlar tabii ben çok gencim. Dedim kendi galerimi açayım. Böyle bir cesaret açtım. İşte o kadar şeydi ki yani bana uzaktı ki resim o kadar hayal bir şeydi ki. Bir de parasızlık var tabii o zamanlar yani. Bir şekilde yani o 90'lı yıllarda bir eline salladın, boya alamıyorsun, tuval alamıyorsun, onu yapacak hep ortam yok falan yani. Pahalı. Gerçi bana hala çok pahalı geliyor hala ama pahalı. Neyse ki yani alabiliyorum artık. İşte öyle bir açtım. İyiydi, uzun da sürdü yani bayağı çalıştım. O bana o güç verdi. Oradan biraz para kazandım. Tabii istediğim gibi resim yapmaya, tuval almaya, boya almaya falan. Kimseye böyle şey yapmadan kafana göre resim yapmak için bir fırsat tanıdım. Yolun sonunda kapattım zaten. Ne kadar süre açık kaldı? Vallahi benim tarihlerle, zamanlarla pek ilgim yoktur. Yani ya bir zaman kavramı yoktur. Yok daha fazla. sürdü. Sonra da baktım işte biraz paramara da kazanınca baktık resim yapabiliyorum. Boyam var. Adı nereden geliyor? Teku sözcüğü. Teku ne biliyor musun? Teku çok enteresan. Dedim ya ben kitap okuyup duruyorum. Singapur'da dilinde Singapurca bir Singapur'da geçen bir yerin işte kitabın konusunu bile hatırlamıyorum. Orada Teku diyor uğurlu yer demekmiş. Ben de o zaman tam küçücük bir şey galeri tutacağım. 19 yaşındayım. Ev sahibimiz de böyle şey bir profesör falan. Şirketin adı ne dedi. Ay, şirketin adı ne deyince. Yani ortada ne şirketi var diyorum hani bir şey yok. Böyle şey olmamak için var benim öyle huylarım. Birden bir hani kendini zayıf göstermekten ya da böyle az göstermekten korkan bir kıza Teku dedim ya ağzımdan çıktı. Sonra düzeltirim falan dedim ama sonra da dayatmak hoşuma gitti. Teku böyle herkes zor işte akılda kalmıyor ne demek falan dedim ya öğrensinler. Severim bazen böyle bir ters tarafım vardır bir şey dayatmayı. Öyle kaldı. Ankara'da yaşıyordunuz, İstanbul'a geldiniz. Ankara'daki sanat dünyasıyla İstanbul'daki sanat dünyasını kıyasladığınız zaman ne gibi farklar var? Ankara tabii. Yani eskiden daha kültür içerikli konuşmalar, işte sohbetler, daha böyle kaliteli şeyler vardı ama sonra biraz azaldı. İstanbul ticari olarak yani sanatta ticaret olarak bakarsan bu müzayede galericilerle falan konuşuyorum daha iyi diyorlar ama bence Türkiye'de hala azız yani biz para eder mi etmez mi meseleleriyle gidiyor sanat yani onun çok ötesinde bakmak gerekir diye düşünüyorum. Mesela bir kesim hep söyler Edirne'den sonra sanat eserleri, Türk sanat eserleri dışarı çıktığı zaman para etmiyor der. Ben de bir şey derim hani bir sanat eserini parayla mı yani, ölçüyoruz? Evet. Yani o şeye bakmamak lazım. Yani dünyanın her tarafında para etmesin ne olacak? İyi desin, iyi desindir. Yani bunu hiç kimse değiştiremez.
ya da orada birisi. Yani çünkü bu da dünyada da böyle bir moda, bir alttan beslenmek, işte çok reklam yapmak, basında duyum, bunlar işe yarıyor. Ama ne oluyor yani? Resim ya resimdir ya değildir. Bunda biraz anlayan insanlar bunu bilirler. Sizce başarılı bir sanatçı olmak için neler yapmak gerekir? Bana bu iş adanmışlık ister. Adamak yani. Tutku. Yani tutku da değil, bütün hepsi var. Bütün hayatını, bir düşünürün sözü vardı, bir şeyi 24 saat düşünmezsen başarılı olamazsın diye. Yani zorla değil ama içinde o olacak. Bir de içinde bir uzaylı olacak. Öyle doğacaksın. Ben öyle diyorum. Yani bazen bir şey yaptığımda ya da bir şey, bir yazı ya da şiir yazdığımda okuyorum ama ben mi yazdım diyorum. Sanki içinde bir uzaylı var senin dışında. O yapıyor gibi geliyor bana. O kişi olacak içinde. Bir de adanmışlık. O adanmışlık neyi barındırıyor bir de biliyor musun? Çok şey yani, önüne hiçbir şey geçemiyor. O zaman sen osun demektir. Ha bir de böyle engel gösterirler, işte ben evlendim, bırakmak zorunda kaldım. Param yoktu, bırakmak zorunda kaldım. Kocam beni çıkarttı, babam izin vermedi falan, onların hepsi bahanedir. İstiyorsan... Bir şey istiyorsan yapabilirsin. İstiyorsan yaparsın. Ama yeterince istemekten bahsediyorum. Zaten bir içsel bir yolculuk sanat ve dünyaya sanatçı olarak gelmiş kişi. Onu yapacak mesela. Yani bu öyle bir şeydir ki kimse sana zaten boya fırça al resim yap falan böyle ısrar etti, bir şey yaptı ya da engelledi, bunların hiçbir önemi yok. Kimse seni ne teşvik edebilir ne de engelleyebilir. İşte o varsa senin içinde, o kişi varsa. Ama o kişi yoksa türlü engeller sayarsın. Peki hiç akademiye gitmek istediniz mi resim okumak? Aslında gitmek istedim. Bir de sınavlarına da girdim. Bir dönem kazanamadım. Sonradan da gitmek de istemedim. Ben şeyi çok sevmiyorum. Yani hocalar alınmasınlar ama. Türkiye şimdi tabii daha iyi ama yani bir dönem bir sürü insanlar hoca olmuş. Vizyonu yok, işte düşüncesi yok. Kendi resmini dayatıyor. Ya bizim ilkokulda bile işte güneş mor yapmış, neden sarı yapmıyorsun diyen öğretmenlerle bir, yani bütün yaratıcılığı mahveden şey. Kalıplara sokuyordu. Aynen öyle. Ben resimde de çok eğitime de inanmıyorum. Çünkü her eğitim seni gerileten bir şey, durduran bir şey. Yani her öğreti. Eğer öğrenmezsen daha özgür olabilirsin gibi hissediyorum ben. Yani akademiye aslında gitseydiniz belki Jale Çelik resmi çıkmayabilirdi. Tabii. Yani hocalardan, onun beğendiği şeylerden, o ortamdan etkilenebilir, insan değiştirebilirdi. Ben de öyle bence düşünüyorum. Mesela resim öğretilmez ancak bazı yerlere dikkat çekilir ve malzeme kullanma öğretilir. Benim için resim eğitimi odur mesela. İşte şu malzemeyi bununla kullanacaksın. Fırça eğitimi gibi. Ama resim eğitiminden sonra o kişi illa özgün bir şey yapacak diye bir öyle bir şey yok yani. Yani hiç yok. Şimdi zaten bu dünyada da ikiye ayrılıyor. Hani bir akademisyenler, orada çalışıyorsan diyenler var. Ama resim eğitimi nasıl olur biliyor musun? Resimde zaten resim yaparsan eğitiliyorsundur da demektir. Evet. Yani çalışıyorsun, onu düşünüyorsun, evet. Yapıyorsun. O zaten eğitimin bir parçası. Ama birinin sana söylemesi, teknik bilgiler vermesi bile doğru değil. Çünkü fırça tutuşun ya da bir şey yıkaman bile önemli değil. Çünkü bir fırçayı atarsın, orada durur. Hafif kurumuş bir fırçaya batırdığında boyu etkisi farklı olabilir. Yani öyle farklı bir dünya ki bu. Sen kendi eğitimini kendin çok çalışarak yapabilirsin. Yoksa eğitim her yerde var. O senin dediğin diploma. Bir resme başlamadan önce nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Eskiz çiziyor musunuz? Sadece zihninizde mi canlandırıyorsunuz? Zihnimde çok resim yapıyorum. Evet, geceleri özellikle yaparken çok yapıyorum ama bazen eskizle çalışıyorum. O çünkü kara kalemin etkisi de ya, muhteşem bir şey. Çok seviyorum onu da. Ama genellikle zihnimde, hep hayallerimde daha çok öyle çalışıyorum. Bir de denemeyi de ister resim. Mesela herkes bekler, bana ilham gelmiyor der. Halbuki ilham o boyanın içindeyken, o işe soyunmuşken gelir. Yani resim yapmak isteyen insanlara bunu söylemek istiyorum. Yani hep mutlaka o ortamda olmak lazım. O boyaya dokunmak lazım. O zaman gelir.
Çoğunlukla ne tür malzemeler kullanıyorsunuz? Ben akril kullanıyorum. Önceden yağlı boya kullanıyordum. Şimdi bu resimlerin hepsi akrilik. İşte bazen insanlar diyor içinde bir şey var mı, alçı mı var, boya mı değil. Yalnız akrilik, bir akrili öğrenelim. Kaç yıl oldu çünkü çok zor. Yani onun sonuna kadar öğrenmek 10 yıllar alıyor. Sonra geçeriz yavaş yavaş. Denedim, birkaç şey de denedim bazı şeyler ama şimdi akrilik. Ve çerçeve kullanmıyorsunuz çünkü kenarlarını da, resim kenarına doğru da devam ediyor. Muhtemelen satılan bir resminizde de çerçeve yapılmıyor ya da gördünüz mü hiç yapılan? Ben hiç görmedim. Çerçeve yapıldığını görmedim. Gördüm galiba bir kere yapılmışlar. Kızdınız mı? Yok kızmadım. Artık o benden çıkmış. Yani resim kendi kaderini yaşıyor ama bana böyle bir şey çerçeveye almak fikri falan böyle bir sıkıştırmak pislik beni boğuyor. Yani ben hep böyle ucu açıktır benim resimlerim sonsuzluğa doğru hep açıktır. Mesela Tülnonat da öyle çerçeve kullanmaz. Öyle bir gitsin izlenimim var. Böyle bitsin, kısalsın, böyle sağı solu örülsün falan olsaydı uzaya doğru. Gitsin, merak ve imza da atmıyorsunuz önüne. İmza atmıyorum çünkü resmimi çirkinleştiriyor. Yani bir eleman oluyor yani. İmza, evet o sevmiyorum. Arkaya atıyorum yani. Onu da atmam da işte onu mecburen alanlar, sahip olmak isteyenler istiyor imza. Arkaya atıyorum. Türkiye'de resim sanatını şu an nasıl görüyorsunuz? Çok iyi gençler var. Gençlere bayılıyorum. Yani... Aferin onlara. İnanılmaz yetenekli kişiler. İsim say desen sayamam ama inanılmaz yetenekli. Çok iyiye gidiyor. Çok çok iyiye gidiyor. Ve sizin de bir oğlunuz var. O sanatla ilgili mi? Valla ilgiliydi. Çok da iyi resim yapıyordu. Onun soyut algılama biçimi benden falan çok iyiydi. Yani ben burada çok iyiymiş gibi çıkmayayım şimdi. Ukalalık yapmayayım ama o bayağı iyiydi. Sonra da işte öyle bıraktı. Ben de bıraktırdım biraz. Dediler işte bu küçük kendini dünyasını çocukluğunu elinden alıyorsun falan. Hep resimle yapıyor. Ben bir korktum falan. O sonra da bıraktım. Bir sanatçı olarak Türkiye'de özgür müsünüz? Ya bir kadın hiçbir zaman Türkiye'de özgür olamaz. Bir kadın ressam olarak değil. Düzelteyim o zaman. Evet. Yani aslında erkek de olamaz. Özgür olanı üstü maalesef. Yani özgürlüğün işte tamam ufak tefek, bu çağda her şey daha rahat ama toplumun beklentisine uygun davranmaya seni zorluyor hayat. Yani o kadar özgür olduğunu ben söyleyemem. Artık sona geliyoruz. Yeni projelerinizi soracağım. Neler yapacaksınız bundan sonra? Şimdi yurt dışında Opera Galeri ile çalışıyorum ben. İşte birkaç sene önce bizim bir projemiz vardı, onu bitirdik, Cenevre'de açıldı. Orada Giles diyen bir dünyada 30 abstrak sanatçı seçmişti. Onlardan bir tanesi de bendim. Benim için çok onur verici bir durumdu. Çünkü içinde böyle Anish Kapoor'lar, Mivo'lar falan vardı o 30 kişinin içinde. Şimdi işte Miami'de bir yine aynı şekilde bir sergi düzenleme biçimimiz olacak. Onunla ilgili çalışıyorum işte. Hayırlı olsun diyoruz o zaman. Biz de çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Sanat İstanbul bu hafta soyut resimler yapan sanatçı Jale Çelik'in atölyesine konuk oldu. Haftaya farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.